Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii ibadete açıldı. Altı minareli ve şehrin büyük bir kısmından görülebilen cami, İstanbul'un en güzel simgelerinden biri olmaya aday. Öncelikle size ulaşımdan bahsetmek istiyorum. Cami Ferah Mahallesi'nde. İsmine aldanıp siz de benim gibi Çamlıca Tepesi'ne çıkmayın. Büyük Çamlıca Tepesi'nden yürüme mesafesi 10-15 dakika. Eğer öncesinde bir İstanbul manzarası seyretmek isterseniz Çamlıca'ya uğrayabilirsiniz. Yok, eğer direkt camiye ulaşmak isterseniz de şu an 15C numaralı hatların en son durağında cami var. Eğer kendinize ait bir aracınız var ise ulaşım daha da kolay. Camiye erişim için özel tünel ile yola bağlantı yapılmış. Caminin bahçesine girerken sizi yol kenarında şırıl şırıl akan fıskiyeler, havuz ve geniş yeşillendirilmiş bir bahçe karşılıyor. Müze, sanat galerisi ve kütüphane yönlerini gösteren tabelalarla yönlendirmeler yapılmış. Caminin ilk açıldığı gün olan öğle vaktinde oraya gittim. Sanırım ilk gün olması ve akşamında kandil olması sebebiyle her yer gül kokuyordu. Merdivenlerden çıkarken keskin bir gül kokusu sizi karşılıyor ve bu benim çok hoşuma gitti. Caminin her bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Cami bünyesinde birçok yenilik barındırıyor. Yürüyen merdivenler ve camideki asansörler ilk dikkatimi çeken ayrıntılar oldu. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesinin İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesinin de İstanbul'u simgelediği söyleniyor. Caminin genişliği ve büyüklüğü insana ferahlık hissi veriyor. Bahçe manzarası da çok güzel. Ayrıca caminin dışarıdan ana avluya girişinde yer alan ve mermerlerle kaplanan taç kapısı da büyüklüğüyle göz dolduruyor. Caminin iç süslemeleri, çiniler, camlardaki vitraylar, halılar, renkleri ve desenleriyle muhteşem ve göz alıcı. Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde tasarlanmış. Gidip görmek, el açıp dua etmek insana huzur veriyor. Yolunuz düşerse uğramadan gelmeyin derim.